There's no time to work to prepare in good way the game. Öncelikle bildiğiniz gibi ben milli maç aralarını pek sevmiyorum. Çünkü 7-8 oyuncunuzu göndermek zorunda kalıyorsunuz. Oh. Maça da hazırlanamıyorsunuz tüm oyuncularınızla beraber. Also we had some problems with the injury this week. With Anasseli Traore. So all together it's not the perfect week to prepare the game, but still we will make, we have two good trainings tomorrow after tomorrow to prepare the game. Sakatlıklardan da biraz sıkıntımız var açıkçası. Traore sakat, Tanase sakat. Onun dışında milli takıma giden oyuncularımız var. Bu hafta boyunca çok iyi antrenmanlar yapamıyoruz tüm takım halinde. Ama mazeret değil bu. Hala iki günümüz var. İki gün elimizden gelen en iyisini yine yapacağız antrenmanlarda. Maça hazır bir hale geleceğiz. Games of them, they have their quality. There is no striker in the front. This is good for us. There is good Castro. I like the player and I think it will be one good game. We are like always focused on us, on our team, on our performance. We want to be good. We want to go there, make one good game and we will see. Tabii maçlarını izledik. Son birkaç maçlarını izledik. İyi takımlar. Yalnız öndeki oyuncuları oynamayacaklar. Bu bizim için bir avantaj. Castro diye bir oyunculara var. İyi bir oyuncu. Yalnız Adem ben her zaman yok. Söylüyorum. Ben her zaman söylüyorum, bizim ne yaptığımız önemli, bizim sahaya nasıl oyun yansıttığımız önemli. Biz iyi olduğumuz sürece gerisi bizi ilgilendirmiyor. İyi oynamaya çalışacağız bu hafta sonu. Evet. I don't know, maybe it's 50-50 a little bit, maybe for Fener because they're playing home, but you know, in derby is always, derby is derby, you know, can be all three results. Yeah. Aslında %50 olarak değerlendirebiliriz ama Fenerbahçe bir adım önde. Çünkü kendi evlerinde oynayacaklar. Ama derbiler her zaman bildiğiniz gibi derbidir. Dolayısıyla 3 farklı sonuçta beklenilebilir bu hafta sonu. Teşekkür.